Selam millet, ben Şefik ve bu da Captain of Industry yeni oyunlardan biri değil. Mayıs 2022'de erken erişime sunulmuştu. Hala erken erişimde. Zaten 2-3 yıl boyunca erken erişimde kalması planlanıyordu. Bir üs yönetimi, kaynak yönetimi ve otomasyon oyun diyebiliriz. Bu tarz birçok oyun var. Bunu first person oynayabildiğim Satisfactory gibi oyunlar var. Dyson Sphere Program diye bir oyuna video çekmiştim. O da hala erken erişimde galiba. Onun örneklerinden biri ama daha bildiğimiz kaynakları bildiğimiz şekillerde yönettiğimiz işte kömür vesaire, demir. Hani bu tarz kaynaklar üstüne ilerlediğimiz endüstriyel dönemi temsil eden bir oyun diyebiliriz. Oyunun Türkçe dil desteği var görüyorsunuz ama şu an %90 seviyesinde Türkçe. Yani arada İngilizce metinler görebiliyorsunuz. Aslında kaynaklar vesaire İngilizce değil Türkçe. Ama bazı cümleler İngilizce olduğu için böyle komik cümleler görebiliyorsunuz. Ama önemli değil. Oyunun çok büyük bir kısmı dediğim gibi Türkçe. Şimdi yeni bir oyuna başlarken farklı haritalar seçiyorsunuz. Bu haritalardaki kaynakları vesaire görüyorsunuz. Oyunun zorluğu konusunda çok fazla şey değiştirebiliyorsunuz. Özellikle oyunu yeni başlayacak olanlar en kolay moddan başlayıp en kolay kaynak daha fazla kaynağın olduğu modları seçebilirler. Ben bir oyuna başlamıştım, hemen onu devam edeyim. Çünkü bu oyunu aslında ben herhalde bir 7-8 ay önce oynamıştım. Bayağı da ilerlemiştim. O zaman video çekmedim. Video çekmeyince de her şeyi unuttum. Kayıtlı dosyamı açayım dedim. Hiçbir şey hatırlamıyormuşum. O yüzden sıfırdan başladım oyuna. Ve bir 5-6 saatlik bir sürecin sonunda belli bir noktaya kadar geldikten sonra da aslında oyunun genel mekaniğini hatırlamış oldum. Bu görselde solda bir kamyon görüyorsunuz. Kepçe var. Sağda da bir mekik var. Uzaya gönderilen bir roket var. Aslında bu oyunun sürecini temsil ediyor diyebiliriz. En başta böyle kepçelerle, kamyonlarla kaynakları kazıyorsunuz ama oyunun sonunda bir uzaya roket yollayacak kadar ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi oyunu bir devam ettirelim. Gördüğünüz gibi çok etkileyici bir görüntü yok karşınızda. Çok fazla ilerledim sayılmaz ama oyunda çok fazla kaynak var ve çok fazla yapılacak şey var. 150 civarı teknoloji var yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden onun dışında hatta önce teknolojileri göstereyim size şuradan. Şu en baştan başlıyorsunuz ve böyle bir teknoloji ağacı var ki hani zoom out şekilde okumayacak şekilde gösteriyorum size bunu. Çok çok ileriye gidiyor. Başta işte kömür, demir vesaire çıkarıp bunları eritirken oyunun sonunda en azından şu andaki sonunda gördüğünüz gibi elektronik eşyalar üretebiliyorsunuz. Data center veri merkezi üretebiliyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi bazı yerler sonradan eklendiği için oralar İngilizce kalmış. Mikroçip vesaire üretebiliyorsunuz. Oyunun konusu da şu. Şu gemiyle biz bilmediğimiz bir yere geliyoruz ve burada mahsur kalıyoruz bir şekilde. Sonra burada kaynakları kullanarak gelişmeye çalışıyoruz. Onun dışında bu adada yaptıklarımız dışında bu limandaki gemimizle beraber de oyunun dünya haritası var. Burada sağa sola giderek işte bu soru işaretine giderek keşifler yapıyoruz. Orada bir petrol platformunda bile bulabiliyoruz. Yerleşke zaten bildiğimiz ilk yer. Burayla ticaret yapabiliyoruz. Bağış da yapabiliyoruz itibarımızı arttırmak için. Onun dışında gemimizi böyle keşif için yolluyoruz. Zaman zaman karşımıza korsan gemileri çıkıyor. Bunlarla da savaşıyoruz. O savaşlar kendi kendine oluyor tabii ki. Şöyle de büyük bir harita var. Yani oyunun kendi haritamız dışında hani keşif yaptığımız, daha doğrusu kaynak topladığımız ve gelişim sağladığımız kısım dışında böyle bir bölümü de var. Buraya geçmiş olayım. Şimdi oyun ilk başladığınızda yapacağınız ilk şey tabii en temel kaynakları toplamak oluyor. Bütün kaynakları burada görüyorsunuz. Tabii bundan çok daha fazlası var. Onu da hatta nereden gösterebilirim? Şuradan. Bu kaynaklar var ama bunların dışında şeyler de bulabiliyorsunuz. Yani zaman zaman yeni şeyler ürettikçe onlar da bu listeye ekleniyor. Ve sonunda bu sağ taraf çok kalabalık olacağı için istediklerinizi orada işaretliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Buraya biz 150 civarı insanla geliyorduk galiba. Onlar burada konteyner şehirde yaşıyorlar. Buraları da geliştirebiliyorsunuz zamanla ama bunların tabii açlığını vesaire de kontrol etmeniz lazım. Hemen bir tarla yapıyorsunuz. Orada patatesle başladığınız bir süreç var. Sonra işte bitkiler, sebzeler vesaire derken insanları doyurmaya çalışıyoruz. Onların sağlıkları da önemli. Sağlıkları da önemli derken bu arada biz aslında çevreyi inanılmaz kirletiyoruz bu oyunda. Nasıl kirletiyorsunuz derseniz hatta çevreyi biraz katlediyoruz oyunun başlarında. Ağaçları kesiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şu an biraz durmuş tabii o süreç. Onun dışında denize şurada göstereyim. Kirli su boşaltıyoruz. Denizi de kirletiyoruz. Her türlü pisliği yapıyoruz. Zaten endüstriyel bir dönemde gördüğünüz gibi bacalardan sürekli bir şey üretirken kirli hava dışarı bırakıyoruz. Ama bir noktada oyunun sonlarına doğru galiba bu geri dönüşüm olayını biraz dönüyoruz. Yani yavaş yavaş da temizlemeye çalışıyoruz. Çünkü bu insanların sağlığı da önemli. Şöyle bastığınızda burada sağlık değerlerini görüyorsunuz. İşte su vesaire temel sağlık değerleri dışında bunları kötü etkileyen şeyler de var. İşte zemin kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği gibi. Şu an çok fazla etkilemiyor ama nelerin etkilediğini de burada görebiliyorsunuz. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şu an zaten ucu ucuna artıdayım. 0,14.
Onun dışında böyle Unity diye bir şey var ama bu Unity doğru mu çevrildi bilmiyorum. Bunları da bazı yerlerde şöyle kullanabiliyorsunuz. Örneğin şu binayı daha iyi çalışması için ona verimliliği arttırıcı bir destek veriyorsunuz. O da buradaki ünite biriminden gidiyor. Şu an 17.2. Muhtemelen harcadıklarımdan dolayı ve yavaş yavaş düşüyor. Bunlar hani örneğin çok daha fazla tuğla ihtiyacınız varsa burada boost basıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunu kapattığınızda da oradaki şeyi 0.25 mesela geri alıyorsunuz. Onu biraz yavaş çünkü tuğla üretim bayağı ilerlemiş. Gelelim oyunun asıl kısmına. Sizi böyle çok fazla yoracak kısma. Dediğim gibi 150 civarı teknoloji var. 100'e yakın makine var. Bir şeyler üreten ve yine 150 civarı sanırım kaynak var. Yani çok fazla daha doğrusu üretilen ve kaynak olarak kullanılan çok fazla malzeme, materyal var. Oyunun başında şöyle bir tane şey yapıyorsunuz. Yüksek fırın dediği şey. Burada eritme işlemlerini yaptıktan sonra şöyle sistemler kuruyorsunuz. Bu tip oyunların tamamında olan şey aslında bu. Burada erittiğiniz demiri, bakırı vesaire bu makinelere gönderiyorsunuz. Bunlar da bunları kalıp haline getiriyor. Sonrasında da yine ilk başta açık olmayan bu bantları kullanarak bunları depoluyabiliyorsunuz. Oyunun başında mesela sadece sıvı akıtabildiğiniz ya da böyle işte nasıl diyeyim erimiş kanal dedi. Böyle erimiş madenleri eritebildiğiniz şeyler var ama bunları da yetenek ağacından diyeyim. Oradan tekrar teknoloji ağacından daha doğrusu yetenek ağacı denmez. Onları oradan geçiriyorsunuz. Oyunun beni en çok şu 5. 6. saatte zorlayan kısmı şu üretim kısmı. Burada temel malzemeler var. Montaj atölyeleri var. Bunlardan işte inşaat malzemesi, daha kaliteli inşaat malzemesi, mekanik parça, araç parçası, elektronik gibi şeyler üretiyorsunuz ama hem bunların kullandıkları kaynaklar çok benzer, hem de çıkardıktan sonra onlardan çıkan malzemeleri kullanan kaynaklar da çok benzer. Makinalar vesaire. O yüzden biraz tıkanma olabiliyor. Bunları yaptıktan sonra yavaş yavaş açılmaya başlıyorsunuz. Oyunun bir önceki büyük update'inden sonra ben oynamaya başladım. Bu arada bu yıl bitmeden bir update daha gelecek. Çok büyük bir update gelecekti. Onu ertelediler. Yeni yılın ilk çeyreğinde çıkacak muhtemelen. Bir önceki update'te de görsel bir güncelleme yapmışlardı. Yenisinde de görsel güncelleme var ama içerik açısından da çok fazla yenilik gelecek. Ama yine de böyle çok küçük detaylarda oyun bayağı zengin. Öyle dümdüz hani aslında bu tarz oyunlarda belki uzakta oyununuzu ve işler karıştığını çok yakından takip edemiyorsunuz ama ufak detaylar böyle kayboluyor zamanla. Bunda çok güzel ufak detaylar var. Bunlardan biri bu capçilerin çok şeyi bir detaydan bahsedeceğim. Belki çok birçoğunuzun sallamayacağı bir şey olabilir ama burayı kazdıkları zaman çok güzel kazıyorlar. Yani burası böyle bir anda yok olmuyor. Hani hakikaten orayı götürüyorlar gibi. Ki şu an çalışmıyorlar. Bunlara daha fazla belki kamyon atamak lazım. Hani bu yeryüzü şekillerindeki değişim, işte zemindeki deformasyon vesaire bunları çok güzel yapmışlar. Biraz hızlandırayım belki bir kamyon gelir. Hani bu tip detaylar benim hoşuma gidiyor. Ya bu şey gibi FIFA'da ne bileyim futbolcunun formasının kıvrılması gibi koşarken sallanması gibi küçük şeyler ama bunlar oyunu ufak detaylar daha güzel gösterebiliyor. Burada da gördüğünüz gibi bir demir madeni var. Bunlara isim vermişim. Şurası da çok ilginç. Şimdi hem kazı yaptığınız yerlerden atık çıkıyor. Kullanmayacağınız atıklar çıkabiliyor. Hem de zaten bu yerleşim alanındaki insanların atıkları oluyor. Bunları bir yere boşaltmanız lazım. Bunu boşaltırken şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Şu biraz detaya ineyim artık. Yani bir alan seçiyorsunuz ve oraya çöp boşaltıyorsunuz gibi değil. Diyelim bu atıkları buraya boşaltacaksınız. Bunları zaten görüyorsunuz. Bunlar hep çöp vesaire. Arada tabii o diğer atıklar da çıkıyor. Bunları istediğiniz şekilde yığabiliyorsunuz ve bu da aslında işinize yarayabiliyor. Mesela ben bu tepeye normalde çıkamam. Burası daha yukarıda bir yer. Belki burada yeni kaynaklar bulacağım vesaire. Bunlara gitmek için buraya yol yapmam gerekiyor. O yolu bu atıklarla yapabiliyorsunuz ve burada bir zemini yönlendirme olayı var. Yani atığı şöyle bırak. İşte buraya doğru tırmanacak şekilde hani yığmaya başla. Sonra da düz gidecek şekilde bu atıkları buraya boşalt diyorsunuz. Sonuçta burada siz bir yol da yapmış oluyorsunuz. Bu kamyonlar buraya sürekli bunları getiriyor. Gördüğünüz gibi. Ve buralara boşaltarak burada aslında bakın. Mesela bu dökülme tabii çok akışkan su gibi akmadı ama bu zemindeki değişimi gördünüz. Bu kazılarda da böyle. Sonuçta buraya bir yol yapmış oluyorsunuz atıklardan. Aynı şekilde buradaki alanları da böyle kazarken açabiliyorsunuz. Bu arada çok fazla derine girerseniz oyunda benim henüz açmadığım istimlak duvarıydı galiba. Onu da yapmanız gerekiyor. Başıma bir şey gelmedi ama çok derinlere indiğimizde bunları çökme ihtimali de var demek ki. Hani bu tip ince detaylar da var. Onun dışında ben mesela bir noktada oyunda kum da gerekeceği için şuraya doğru bir yol alayım dedim. Şimdi bu sadece atık boşaltma ile ilgili bir şeydi ama kazıda da aynı şey var.
Kazıda da aşağı doğru inebiliyorsunuz. Hatta şöyle E ve Q ile işaretlediğinizde ne kadar derine ineceğinizi de seçebiliyorsunuz. Hatta bu düz mü olacak? İşte eğimli mi olacak? Sonuçta bu biz artı 2'deyiz galiba. Rakım artı 2 oyunda şu anda. Benim bu haritamda en azından. Hani burada iniş vesaire de yapabiliyorsunuz. Bunu da ben burada şey için kullandım. Buradan normalde geçemiyorduk oraya. Buraya böyle bir yol açtım. Hatta yolu nasıl açtığımı da şöyle göstereyim. Burası face için. Burası 2. Şurada bir ufak bir yükseklik vardı. Buradan araçlar geçebiliyor. Sonra orayı kazdım dümdüz ve kuma kadar geldim. Buraya geldikten sonra bırakacağım artık burayı. Bu arada birçok şey çok detaylı, yani böyle kazın deyince kazmıyorlar. İşte örneğin şundan bir tane kuruyorsunuz. Demir madeni demişim buna. Bunun bir adı vardı. Şurada yazabilir. Maden İdare Kulesi. Bunu açıyorsunuz. Sonrasında bir bölge seçiyorsunuz şu alanla beraber. Sonrasında bu alan içinde kazı bölgesini seçiyorsunuz. Sonra da bu binaya işte bir tane kepçe, kazıcı yani. Sonra o kazıcının tabii çıkardıklarını taşıması için kamyon atıyorsunuz. Ve bu şekilde buradaki düzeni mekanizmaya çalıştırıyorsunuz. Şimdi bu tarz birçok oyun oynadım. Bunların ilk saatleri, belki ilk 10-20 saati çok eğlenceli oluyor. Bir yerden sonra çok karmaşık hale gelebiliyor. İşte YouTube'da falan 100 saat, 200 saat oynayanların yaptıkları sistemleri görünce de hani oyunlardan biraz soğuyorum, ama bu ilk kısımları seviyorum. Bir de bu oyundaki kaynaklar, kullandığım şeyler daha böyle standart kaynaklar, ıvır zıvır olduğu için yani dünyada normal bir dünya. Hani öyle doğaüstü bir şey yok, robot yok, çok tuhaf, gerçek olmayan mekanizmalar yok. O yüzden bu oyun biraz daha sardı, bunu söyleyebilirim. Bunun dışında ne yapıyoruz tabii? Bütün bu kamyonlarımız vesaire için yakıt gerekiyor. Önce yerden petrol çıkarıyoruz, onu damıtıyoruz vesaire. Sonunda bir sıvı deposu koyup onun için dizeli koyuyoruz. Hemen yanında da bir tane yakıt istasyonu yapıyoruz. Oraya da bir kamyon atayabiliyorsunuz. Daha doğrusu bir kamyon burası için çalışıyor ve yakıt taşımaya başlıyor. Yoksa bunu yapmazsanız bütün kamyonlar ya da kepçeler ya da kazıcılar, ağaç dikiciler, ağaç kesiciler benzini bitince ta buradan, işte oyunda daha ilerlersiniz, buradan gelip buradan almak zorunda kalabiliyor yakıtını. Oyunda tabii ben ilerlediğim süreçte her şeyi açmadım, ama açtığım her şeyi göstermeye çalışayım. Atık suyu göstermiştim. Temiz su da lazım. Kaynaklardan biri yeraltı suyu. Onu da buradan bir yerden çıkarıyordum. Şu muydu acaba? Su tesisi bu suyu dağıtıyordu. Şuradan suyu çıkarıyorum. Bunu oyunun başındaki ilk tarlada bu sistem yok. O patates üretiyorsunuz zaten. O da yer altındaki suyu kullanmaya çalışıyorum. Bir noktadan sonra su çıkarmaya başlarsanız o suyu hem tarlaya dağıtabiliyorsunuz, hem de işte su ihtiyacı olan diğer yerler nedir? İnsanların da su ihtiyacı var. Onlara da temiz su sağlamanız gerekiyor. Ya da işte suyun gerektiği bazı makineler var, işte soğutma için vesaire için. Oraları da kullanabiliyorsunuz. Benim burada durdurduğum bir hat var mesela. Bir noktada kömür çok büyük sıkıntı oldu. Bu kömür deposunu da ben şuradaki buhar kazanına bağlamıştım. Buhar kazanında çalışan kömür yeraltı su pompasıyla galiba destekleniyordu aynı şekilde, o demin bahsettiğim örnek. Burada da yüksek basınç türbini var. Onun ucunda da iki tane bacaları ayrı bağlıyorsunuz. Güç jeneratörü var. Ben burada elektrik üretiyordum. Sonra bir baktım çok fazla elektrik üretiyormuşum. Artık kömür sıkıntısı varken kömürü boşu boşuna burada yakıyorum. Onu da durdurdum. Bakalım başka gösterebileceğim kurduğum hazır düzenlerden başka ne var? Bakır elektroliz makinesi var. Şimdi bakırı çıkarıyoruz. Ondan bir şey de üretiyoruz. Şu temel saf olmayan bakırı üretip su ile birleştirip normal bakıra çeviriyoruz. Bunu da kullanabiliyoruz. Ya böyle yavaş yavaş bakır madeninden başlayıp işte onu eritip onu bir saf olmayan bakıra çevirip sonra burada bakır elektroliz makinesinden geçirdiğiniz ve muhtemelen ilerleyen aşamaları da olan bir süreç var. Burada tabii deniz suyu çekmediğimiz, yeraltı suyu da yetmediği için ben bu yağmur suyu toplayıcılarını kurmuştum. Bunlar da birçok yerde işe yarıyor. Bu arada şöyle şeyler var. Mesela şu boru hatlarını görüyorsunuz. Binaların yakınındaki hatları tabii ki yerden çekiyorsunuz. Ama işte böyle altından kamyon geçmesi gerekiyorsa bir yerin, onları yukarıdan geçirebiliyorsunuz. Bununla ilgili ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Yalnız kamyonların geçebildiği bu yükseklik, ki bu maksimum yükseklik. Bundan daha yukarıdan boru geçiremiyorsunuz. Bilmiyorum, araştırmayla açılıyor olabilir. Şeyler geçemiyor. Mesela şu kepçeler geçemiyor. Dozerler vesaire. Onlar için de yine teknoloji açtığınız takdirde böyle rampalar yapabiliyorsunuz. Bu arada kargo deposu araştırmasını da açmışım. Bu sayede gördüğünüz gibi yeni binalar açıldı. Bunlar da yeni teknolojiyle gerekiyor. Eğer bu olmasaydı
Mesela burada benim araç ürettiğim bir araç deposu var. Bu araçlar burada kalıyor. Burada bir tane üretmişim ama buna görev vermediğim için. Bu da ağaç dikici. Şimdi oyunun bu başladığım kısmında şu bölgenin tamamı ağaçlıktı ama işte ağaçları kesmek gerektiği için ben de hiç acımadım. Hepsini kestim ama bir yerden sonra ağaçlar biter tabii. O yüzden şöyle bir alan yapıyorsunuz. Forestry Control Tower diye. Bu da sonradan gelmiş muhtemelen, o yüzden çevrilmemiş. Buraya da ağaç dikebiliyorsunuz ama sanırım buraya öncelikle bir şey lazım. Ekim yapmak için bir kaynak lazım. Onu bulmamış olabilirim ya da yönlendirmemiş olabilirim. Buraya da hem ağaç dikici hem de hasat makinesi vesaire, bunları atayabiliyorsunuz. Yine bu şey deformasyonlarını görüyorsunuz. Araçların çok gittiği yollarda artık çimi eze eze orayı toprağa dönüştürüyorlar. Bunun görsel olarak hani görünmesinin şöyle bir avantajı var tabii. Sadece görsel bir detay değil. Bu kamyonların kullandığı rotaları da görüyorsunuz aslında. Bu da ne işinize yarıyor? İşte şu boru hatlarını çekerken ya da işte onları engelleyecek şeyleri yaparken ya da bir bina kurduğunuzda hani bu rota üstüne kurmamaya çalışıyorsunuz ki çok fazla benzin kullanmasınlar. Sonuçta bunlar benzin kullanıyor. Böyle kamyonları izleyebiliyorsunuz da. Böyle çekelim. Mesela buraya geldi. Ne getiriyormuş? Demir cevheri getiriyormuş. Onu buraya boşalttı. O burada işlenmeye başladı. Yakıt deposu şu an dolu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bunu parçalarına ayırabiliyormuşuz. Mesela şöyle bakalım. En yakın depoda birleştirmek için kurtarabiliyormuşuz. Belki bilmiyorum, bir yere mi sıkışıyor. Haritada belli bir noktaya gönderebiliyoruz. Bu mesela bir yerde sıkışacağını düşündüğünüzde, bir hat çekeceğinizde ve boşta duruyorsa kamyonu yönlendirebiliyorsunuz. Bu arada açılan teknolojilerden biri şuydu. Normalde, orada bir kayıt aldı oyun. Başıma bir şey gelirse diye. Oyunda normalde bir yere bir kamyon atadığınızda hepsi kendi işini kendi görüyor. Nereye gideceğini falan kendi karar veriyor. Ama bir kamyonu seçip, daha doğrusu bir yeri seçip rotayı da siz belirleyebiliyorsunuz. Yani buradaki, işte buradan kömür çıkıyor mesela. Kömürü nereye gönderelim? Böyle artıya basıyorsunuz, kömür buraya gitsin. Ya da işte kömüre ihtiyacı olan başka bir yer varsa buraya gitsin. İşte bir depo varsa, ki buna gitmez, o kömür deposu değil. Böyle yönlendirmeler de yapabiliyorsunuz. Bu da teknolojiyle açılıyor. Biraz menülerden gezeyim bu arada, neler var göstereyim. Genel makinalarda işte fabrikalar var. Bu oyuna yeni başladığınızda bunların yarısı falan yok. Bunlar siz açtıkça ekleniyor bu arada. Yani daha fazla seçenek de gelecektir. Bendekiler de bu arada hepsini temsil etmiyor. İşte tuğla fabrikası, montaj fabrikası. Burada fabrikalar var. Burada su toplama işleri var. Ve muhtemelen denizden de su çekiyoruzdur diye düşünüyorum oyunda bir yerden. Çünkü yeraltı ve yağmur toplayıcı dışında daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Denizden çekmek de mantıklı geldi bana. Gıda üretiminde düz tarla var dediğim gibi. Burada üretebildiklerimiz işte patates, mısır, buğday, bakalım soya fasulyesi, kanola varmış, sebze varmış ki ben ikisini de üretiyorum. Hatta şeyi de göstereyim. Şurada ben bunu galiba rotasyona çevirmiştim. Yani bir sürü, bir mevsim aslında dört mevsim tabii de. Ekim takvimi daha doğrusu böyle dört parça. Birinde boş tutuyordum yenilensin diye toprak. Sonrasında işte sebze, sonra da patates, böyle bir rotasyon kurmuştum. Burada geçelim. Metalurji ve döküm kategorisinde yine kömür üreticisi ki işte ağaçları kesip onlardan yapıyoruz. Yüksek fırın, metal döküm evi, bakır elektroliz, bunlar açıldı şimdilik. Oyunun başında kömür üretimi, yüksek fırın ve metal döküm evi zaten var. Elektrik üretimi yine dizel jeneratör, buradan benzini kullandığımız veya işte güç jeneratörü vesaire, basınç üstünden ilerlediğimiz iki tane daha seçenek var. Bunlar da artacaktır. Bu arada şey de enteresan. Bunlar hep tabii ufak detaylar ama bu binayı yapıyorsunuz. Bu bağlantılardan şu bacaları da bağlamamız gerekiyor. Baca koymazsanız bir yer çalışmıyor. Çünkü hani her detay düşünülmüş. Buraya mesela demir cevherini koyun. Demir olsun değil. Sonuçta o demir üretilirken mesela şurada demir cevherini alıyor. Kömür kullanıyor yakmak için. Sonuçta erimiş demir çıkarıyor ama bunun dışında cüruf çıkarıyor ve duman çıkarıyor. Cürufları da bir yerde topluyoruz ki ben buraya iki tane şey koydum. Bu da bir atık. Onun dışında duman da çıkarıyor. Bunun bağlantısını da yapmanız gerekiyor. Yani sonuç olarak bu bacayı bağlamazsanız burası çalışmıyor. Yani sadece bir malzeme giriyor ve bir malzeme çıkıyor gibi düşünmeyin. Onun yan maddeleri, ham maddeleri vesaire her şeyi burada ayarlamanız gerekiyor. Bu arada bunun çalışacak yeri kalmadı. Çünkü ben galiba bu bağlantıyı bitirdim. Artık buradaki operasyonu bitirebiliriz. Bir noktada oyun benden kum isterse bunu da yapmam gerekebilir. Şimdi bu atamaları bırakalım. Herkes evine dönsün. İşlerini halletsin. Üstündekileri de bir yere boşaltırlar diye düşünüyorum. Bu arada oyuna başladığınızda sürekli olarak size görev veriyor. Böylece aslında oyunun akışını da öğrenmiş oluyorsunuz ama öğrenemezseniz diye de burada bir mesaj merkezi. Neredeydi o? Burada her şeyle ilgili detaylar var. Şimdi şeye geri dönelim.
süreci şuradaydık. Ham petrol işleme ilerleyen seviyelerde açılıyor. İşte damıtıcı, petrol pompası ve damıtmanın farklı aşamaları var. İşte ham petrolü yüksek basınçla beraber orta seviye petrol, ağır petrol ve ekşi su çıkarıyormuşuz. Buradan çıkan orta seviye petrol ve yine yüksek basıncı dizel ve hafif petrole çeviriyormuşuz. Bir de kauçuk üreticisi varmış. Onu da yapmıştım. O da bir noktada çok ya buna ne gerek var dedim ama gerekiyormuş bazı yerlerde. Bazı kaynakları da tıkamıştı. Zaten en az olanlardan biri. Şurada petrolle beraber. Atık yönetimi. Dediğim gibi baca çıkışı var. Alev çıkışı var. Alev çıkışı olan bir binam da vardı ya. Bunu acaba buralarda mı? İşte o da bir bazı binalardan duman çıkarken bazı yerlerden böyle alev de çıkıyor. Muhtemelen o petrol üretiminde çıkan bir şey ve sıvı boşaltma, denizi kirlettiğim kısım. Taşıyıcılar oyunun başında dediğim gibi bu ikisi vardı. Sonra bu ikisi geliyor ama bunların da çok fazla çeşidi geliyor. Bu teknoloji ağacını da ayrıca göstereceğim. Depolar, mal deposu, dökme yük deposu ki bu da başta kapalı. İşte kömür falan stoklamak istediğiniz sıvı deposu da başta kapalı. Onu da açıyorsunuz. Binalar bizim aslında yaşadığımız alanla ilgili binalar. Burada kaldıkları yerlerde şimdi araştırma laboratuvarları yapıyorsunuz. Deniz feneri yapıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Burada 280 kişi var gördüğünüz gibi. 3 tane işçim var. Diyelim nüfus yetmiyor artık işlere. Yeni insana ihtiyacınız var. Öncelikle bir yerleşim yeri yapıyorsunuz. Sonra da bu deniz fenerini yapıp çalıştırdığınızda sonuçta mülteciler, dışarıdan bu işi görenler gelip burada yaşamaya başlıyorlar. Sizin nüfusunuz artıyor. Kaptan ofisi biraz bu boost mekanizmasıyla alakalı bir şey. Hani büyümeyi duraklatabilirsiniz. İşte tahliye yapabilirsiniz. Buradan çok kalabalık olduğunu düşünüyorsanız işte gıda tasarrufu yapın diyebilirsiniz. Ya da işte bol bol yiyin diyebilirsiniz. Sonuçta İnsanları mutlu etmek önemli. Buradaki değerleri de sonuçta bunlarla etkiliyorsunuz. Endüstriyel alanda da bu seçenekler var. Yine bunlar çok az. Muhtemelen böyle işte level atladıkça, bir şeyleri açtıkça bunlar da açılıyordur. Binalar, araç depoları, bazılarını gösterdim. Yakıt istasyonu, rampalar. Bunun bir küçüğü var. Bu en küçüğüydü yanlış hatırlamıyorsam. Barınma hizmetleri yine burayla alakalı daha çok. Konutlar, gıda marketi, su tesisi ve atık toplama. Burada şöyle enteresan bir şey var. Şu binalar birbirine birleşik gördüğünüz gibi. Ve bunlara birleşik bir gıda market de var. İnsanlar buradakileri yiyor. Şimdi bunu yine yapışık yapmanız gerekiyor barınma yerine ama bunun yanına bir tane daha şu evlerden yapabilirsiniz ama bu arada bir bağlantı yok. O bana bir tuhaf geldi. Ve haliyle buradaki insanlara bu bağlı olmadığı için açlıktan ölmeye başladılar. Böyle tuhaf bir durum da varmış. Halbuki ben burayı birleştirilebiliyorsa birbirine bağlı diye düşünmüştüm. Değilmiş. Başım böyle bir şey de geldi. Burada ne üretiyormuşuz? Ha tabii ki burada laboratuvar ekipmanı üretiyoruz ki araştırma yapalım diye. Şuradan devam edeyim. Ünite modülü, dökme yük kargo modülü, akışkan madde, bunlar da yeni açılmış. Az önce bildirim gelen şey, kargo deposu vesaire. Bunlar da önemli. Burada şöyle bir detay daha var. Şimdi limanı da yönetmeniz gerekiyor. Limandaki geminizi de yönetmeniz gerekiyor. Bu liman dolarsa içini boş tutmanız gerekiyor. Bunu zaten şuradan seçiyorsunuz boşluk diye. Çünkü bu sağa sola gönderdiğinizde kaynak da toplayıp geri dönüyor. Burası dolarsa boşaltamıyor. Siz bir yerlere malzeme de götürmeniz gerekiyor oyunda. Onun dışında bu korsan gemilerine karşı silah, zırh vesaire de ekleyebiliyorsunuz ama burada muhtemelen yine teknoloji açıldıkça yeni parçalar da geliyordur diye düşünüyorum. Gemi bu arada sağlamsa sağlam. Ben bunu bir savaşa göndereyim. Savaş kısmı öyle gemi savaşı görmüyorsun. İki boyutlu bir strateji oyunu şeyi gibi görünüyor. Yani siz bir şey de yapmıyorsunuz. Kendi kendine savaşıyor. Belki onu gönderirim bir yere. Bu simgeler şu kısım açınca açıldı. Spruce Tree ve Fir Tree diye iki tane ağaç. Bunları da herhalde ekimini yapmamız gerekiyor. Maden çıkarmayı şöyle göstermiştim. Bunlar bina değil de artık şey yani şuraya kadar olanlar binalardı. Buradan sonrası biraz operasyon seçimleri. Buradaki ağaçları kes, işte şurayı atık bölgesi yap, şurayı kaz vesaire gibi. Mesaj merkezi dediğim gibi oyunla ilgili bilgileri gösteriyor. Buradan tüm verileri görebiliyorsunuz. Ürünler nasıl ilerliyor? İşte sağlık durumudur, kirliktir. Nüfus artışıdır. İşçi talebi çok yakın gibi. Üniteyi buradan görüyorsunuz. Bahsettiğim kaynak nüfus artışının burada, yakıtı da burada görüyormuşuz. Ticaret kısmı var. Bu alış satış yapmıştı. Neye karşılık ne alıp satıyorsunuz? Bunu da yine bu üniteyle yapabiliyorsunuz ama galiba sadece bu yakındaki kasabayla yapıyorsunuz. Çünkü orada da çok fazla seçenek yoktu. Bazen bazı şeye ihtiyacınız oluyor. Üretemeyebiliyorsunuz. Buradan hem hızlıca alabiliyorsunuz. Şuraya bir yaklaşalım. Başka neler var bir görün. Ben şuralara kadar gelmişim. Şimdi geri dönüşüm var mesela. Araştırma laboratuvarı biraz şeyi hızlandırmak için araştırmaları muhtemelen. Tarlada tabii ben gübre kullanmıyorum. Gübre de lazım bir noktadan sonra. Onu da bir bantla vesaire bağlıyorsunuz, üretirsiniz. Tuz üretebiliyormuşuz.
Tavuk çiftliği varmış. Hayvan olayına hayvancılığa da girebiliyoruz demek ki. Atık su arıtma, denizi kirletmeyelim diye. Plastik cam yapımı, hidrojen üretimi var. Gemi motoru gemiyi hızlandırmak için olabilir. Bir geri dönüşüm daha var burada. Yönetmelikler de var. Bunlar hani sadece materyal bazlı değil de karar bazlı araç teknolojiler de açıyorsunuz. Yeni borular var. Gerçi bir tane geliyormuş. Sıvıları ve gazları taşıyan bir boru varmış mesela. Gaz taşıması şu an yapamıyoruz hakikaten. Buna ihtiyaç olur bir noktada. Seracılık var. Maden eritmenin gelişmiş versiyonu. Ev eşyaları var. Bu muhtemelen mutluluğu vesaire arttırıyordur. İnsanların mutlu ve sağlıklı olması önemli buradaki. Mikser varmış bir şeyleri karıştırmak için. Silikon var. Şuradaki gördüğünüz gibi bende açık olan ve olmayan birçok şeyin birleşiminden üretilebiliyor. Gıda paketleme var. Hastane yapabiliyoruz, mantıklı. İnsanlar hastalanacak da. Beyaz eşya işine giriyoruz. Bunda ticaretini yapıyoruz muhtemelen. Daha iyi silahlar var, kargo deposu, daha büyük araçlar var. Dev kazıcı ve nakliye kabin. O boruların altına bunlar hiç geçemiyordur muhtemelen. O yüzden o araç yerini daha orta bir yere yapmak lazım. Uranyum zenginleştirme diye bir seçenek var. Sosis tek başına burada boy gösteriyor. İlginç bir şey olmuş. Yakıt deposu yükseltmeleri, gemi zırhı, kargo deposu, işte data center, montaj, robotik montaj. Gerçekten çok karmaşık ve çok ileri teknolojilere varıyoruz. Oyunun bu arada bittiğinde de uzay teknolojilerini de daha gelişmiş hale getirmesini planlıyorlar. Hani bu ağaç da muhtemelen daha da büyüyecektir. Güneş paneli ve en son kategoride yine buraya kadar 40 adım varmış. Şimdi sırf buraya gelene kadar 40 adım aşmak gerekiyor. Toplamda ne kadar olduğunu hemen hemen söylemiştim. Sonuçta şöyle bir teknoloji ağacı var oyunda. Şöyle bakalım, göstermediğim bir şey kaldı mı? Aa, sulama da başlamış gördüğünüz gibi. Burada şu an hangi dönemdeyiz? Verimliği de arttırıyoruz. Bunun tamamını da bu arada ekim yapabilirsiniz. Yani böyle boş bırakmanıza gerek yok ama ben yemek konusunda o kadar çok gıda var ki, bakın bantta kalmış artık sığmadığı için. Buralar da dolmuş. Çünkü ben bunları patates seçmişim. O yüzden dolmuş. Bir bina yaptıktan sonra tabii ki onun şeyini değiştirmeniz gerekiyor. Böyle hani oranın ne bandı bağlayıp direkt binaya çekip de direkt içeriği dolduramıyorsunuz. Hani oranın neyi kabul ettiğini de seçmeniz lazım. Ben burada bunun dördü de patatesdi. Sonra bu kanallara ayırdım. İkisi patates, ikisi şey olsun diye. Sebze olsun diye unutmuşum bağlamayı. Mesela şurada denk geldik. Bunlar atandığı bölgelerdeki kazı alanları bittiğinde bu arada gördüğünüz gibi böyle duruyorlar. Hemen ne yapmanız gerekiyor? Şuradan şöyle bir alanı seçeyim. Yetmiyor tabii. Buna da diyorum ki bu alanı, hatta daha büyük de seçebilirsiniz. Sonuçta daha ileride de kazacaksınız. Sonra tekrar az önce duran operasyon. Bakın hemen kazdı. İlk başta bahsettiğim gibi topladı. Onu da kamyona döktü. Oradan biraz e-mail herhalde fırlattı ki içine düştü. Böyle bir oyun. Yani anlatmadığım bir yer kaldı mı? Enerji yönetimini buradan yapıyorsunuz. İşte nüfusu buradan takip edebiliyorsunuz. Kim nerede çalışıyor, nerede işçi talebi var. Bunları takip edebiliyorsunuz. Nüfusu zaten göstermiştim. Gemimiz limanda. Ha, bunu bir savaşa göndereyim. Araç yönetimi yine burada. Boşta olanları görebiliyorsunuz. Boşuna fazla araç yapmayın. Onların bakımı da var. Bakımda da şey kullanılıyor. Şurada ben iki tane kurdum bir an hızlansın diye ama bakım istasyonlarında da bu mekanik parçaları ve elektroniği kullanıyorlar. Onlar da bazen çok ihtiyaç olabiliyor ve kullanmanız gerekiyor. Bir anda tamam bittiği zaman bu bakım işi de düştüğünde tabii ki araçlar duruyor ve tüm sistem çöküyor. Şimdi şu haritadan ben bir tane korsan gemisine yollayayım. Bir geminin savaş puanı. Bir tane düşman var. Buraya bunu yolluyorsunuz. Bu arada tabii nokta seçtiğinizde gemilerin şeyleri var. Bir yakıt kapasitesi var. Bir nokta seçtiğinizde onun mesafesini de gösteriyor ki sizin gemi oraya gidebilir mi gidemez mi görün diye. Gemi şu anda uzaklaşıyor. Buradan bakalım nerede bir anda yok olacak. Bastı gidiyor. Limandan. Birazdan yok olacak. Hedefine gidecek. Bu liman içinde ekstra binalar yapabiliyorduk sanki ya. Ticaret limanı zaten bunun içinde. Ticaret yapabilelim diye. Bir haritadan bakalım. Gemimiz böyle yavaş yavaş gidiyor. Birazdan oraya vardığında savaş bildirimi gelecek. İlk çevrenizdeki ikonlarda savaş yok. Tabii ki hani bir keşif yapın diye, ama şöyle ikinci, üçüncü
noktalara gittiğinizde yavaş yavaş bu korsan gemileriyle karşılaşmaya başlıyorsunuz. Geminiz batmıyor. İlk savaştan böyle hani yok olacağını, kaybedeceğini anladığı an kaçıyor zaten. Yani tamamen kaybetmiyorsunuz. O açıdan da bir korkunuz olmasın. Gemi gidene kadar ben bir etrafta göstermediğim bir şey var mı diye bakayım. Mesela burada zemin düzleştiriyordum. Bu da şeyden, burada bir kaynak yok. Ha, onu da göstereyim. Hazır elimdeymişken. Şu katmanlar olayı var. Bakın şöyle bütün arazideki kaynakları görebiliyorsun. İşte kum, kireç taşı, kuvars, kömür, demir, bakır, altın, ham, petrol ve yeraltı suyu. Ki şurada zaten hemen tarlayı üstüne yapmıştım. Buradan kömür çıkarıyordum. Burada düz zeminden kaynaktan ziyade çamur çıkarmaya çalışıyordum. Çamur da gerekiyor bazı yerlerde. Bakın çalışma başladı. Burada geminin önüne ve arkasına ben silah koymuştum. DPS'ini görüyorsunuz. Mesafeyi vesaire. Karşıdakinde DPS'i var ama tek bir düşman var ve bizden daha güçsüz. Onu indireceğiz. Çok rahat. Burası sanki başka bir oyundanmış gibi. Çok basit bir arayüz ve çok basit bir detay var ama 350 hasar ve 210 hasar. Bir şey aldık mı buradan? Aldık. Kauçuk, bakır ve araç parçası aldık. Bu arada petrol platformu da keşfettik. Bakın burada bir tane vardı zaten. Şurada bir tane daha bulduk. Bunları tamir ediyoruz. Sonra da geliştirebiliyoruz daha verimli olsunlar diye. Buna benzer bir şey daha bulmamış mıydım ben? Bulamamışım. Bir noktada buluruz. Kaynaklar böyle gördüğünüz gibi. Buralarda hani kazı yaparken bu kararları da vermeniz gerekiyor. Şimdi oyunun bana verdiği bir sonraki görev mesela gelişmiş petrol işlemi ama bu nasıl diyeyim, sümüklü böcek. Bunu gördüğünüzde şunu anlıyorsunuz, acele etmeyin. Çünkü oyunun başında çok görev yağıyor. Ben haldır olur hepsini yapmaya çalışırken bir an kaynaklar yetmemeye başlamıştı. Bunun nedeni de aslında oyunun hani acele etme diyor. Bazı teknoloji için acele etme derken ben biraz hızlı davranınca biraz kitlemiştim bu endüstriyel şehrimi. O yüzden bu gelişmiş petrole de çok fazla abanmadım. Şimdi gemimiz geri gelecek kaynaklarla beraber. Sonra orayı da kullanmaya başlayabileceğiz. Yani şu haritada gördüğümüz. Bu arada bir şey mi açıldı? Ha, bunları zaten görmüştük. Dünyaya tekrar bakalım. Burada mesela 2120 birim ham petrol varmış. Bunları gönderip bunları oradan çekebiliyorsunuz. Yani oradan sonuçta orası üretiyordu muhtemelen. Yer altından sürekli çekiyordur. Burayı da kullanmanız gerekebiliyor. Yani burada bazı kaynaklar tıkandığında geminiz sağlamsa hasarlıysa her yere gönderemiyorsunuz. Bunları da kullanıyorsunuz. Sanırım hemen hemen her şeyi anlattım ama teknoloji ağacında çok fazla ilerlemediğim için, çünkü 15-20-30 saat oynamak lazım belki. Ben 5-6 saatin sonunda bu noktaya getirdim şehri ama ne kadar çok seçenek olduğunu gösterdim. Siz de oyunu oynamaya başladığınızda çok uzun saatler uğraşacağını söyleyebilirim ve güncellemelerle içeriğin de sürekli olarak zenginleşeceğini söylemiş olayım. Mayıs 2022'de çıktı demiştim. 2-3 yıl vermişlerdi. Daha 1,5 yıl oldu. Gemimiz de geliyor. Yani daha önümüzde uzun bir yol var. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle gemimizde iskeleye yanaşırken oyunun fiyatı bu arada 12 dolar. TL'den çıkmadan önce ne kadar da hatırlamıyorum ama 12 dolar işte ne kadar, 300-350 lira civarı bir para ediyor. Ama indirim bekleyebilirsiniz. Daha uygun fiyatı almak için diyeyim. Almak isteyenler için açıklama kısmına linki de bırakayım ve sizi bu endüstri şehrimde şöyle bir çok da küçük ya. İddialı değil yani. Küçücük bir yer ama dediğim gibi ustalara bunu artık böyle karmakarışık bir hale sokacaktır diyorum. Aranızda bunu da yapacaklar vardır diye tahmin ediyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.